Değerli canlar, Yas-ı Muharrem oruçlarımızı 19 Temmuz, 30 Temmuz arasında oruçlarımızı tuttuk. Muharrem ayı boyunca lokmalarımızı paylaştık. Bizler sessiz sedasız, kimseye karışmadan, reklam etmeden oruçlarımızı tuttuk. Değerli canlarımızdan arzu edenler Muharrem ayı boyunca belli günlerde lokmalarını bizimle paylaştılar. Bu arada cemevimizin kuruluşundan bu yana Muharrem ayında lokmalarımızı hep paylaştık. Bu yıl bir değişiklik oldu. 10. Muharrem günü Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olduğu gün, o günün anısına Fethiye Kaymakamımız Muharrem lokmasını vermek istedi ve biz bu isteği olumlu karşıladık. 10. Muharrem günü lokmalarımızı Sayın Fethiye Kaymakamımız bizlerle paylaştı. Bundan sonra da Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca son gün Muharrem lokmasını vermek istedi. O da bizi onur etti. 31 Temmuz günü de aşuremizi Fethiye Alevi Kültür Derneği Pir Sultan Abdal Derneği Fethiye Şubesi ve Fethiye Belediyesi ortaklaşa olarak düzenledik ve paylaştık. Canlarımızın da katılımıyla kısaca inancımız gereği çerağımızı uyandırdık. Dualarımızı birlikte ettik. Semahlar dönerek aşuremizi paylaştık. Böylelikle Muharrem ayındaki faaliyetlerimizi tamamladık. Bu Muharrem ayında lokma paylaşımını da geleneksel hale getirdik. Ve halkımızın da ayrım yapmadan, Alevi, Sünni gibi ayrımlara gitmeden arzu eden herkes Muharrem lokmasını bizimle paylaştı. Aşure'yi de ortaklaşa yaparak Muharrem ayındaki faaliyetlerimizi tamamladık. Bundan sonra da halkımızın bizden talepleri doğrultusunda yine ayrım yapmadan burada adaklar, kurbanları birlikte paylaşacağız. Yaz mevsimi olması dolayısıyla bu bölgede 50 yaş üzeri insanlar yaylalarda, 50 yaş altı da çalıştıkları için çok fazla bir faaliyette çok kalabalık kişilerle yapamıyoruz. Ama yine de 200-300 kişi, bazen 400-500 kişiye kadar çıkabiliyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Ama kış aylarındaki Cuma akşamı dediğimiz günlerde, Perşembe günü akşamlarında biz Aleviler Cuma akşamı deriz. O gün cemlerimizi tutarız, lokmalarımızı paylaşırız. Tabii ki kış aylarında daha kalabalık oluyoruz. Çünkü insanlar yaylalardan gelmiş oluyorlar. Çalışanların da akşamları vakit bulabiliyorlar. Daha kalabalık, daha da neşeli oluyoruz. Lokmalarımızı paylaşmadan önce zakirlerimiz, nefesler, duazı imamlar, deyişler paylaşıyorlar. İnancımızla ilgili sohbetlerimiz oluyor. Misafir gelmiş olan dedelerimize yer veriyoruz. Onların da bilgilerinden faydalanıyoruz. Halkımızın da
bize sormak istedikleri soruları içtenlikle cevaplıyoruz. Faaliyetlerimize bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz.